O zaman önce kaldığımız yeri hatırlatmak için çok ufak bir özet geçeyim, sonra ufak ufak başlayalım ya. Müneccim Baykan Barlas, keşke. Keşke. Faydalı bir şey daha bilemedim yani. Kendimize hiç faydamız yok. Evet, bu hafta sizin de gördüğünüz gibi mainstream era'yı konuşacağız. Yani geçen hafta bıraktığımız yerden 98'den günümüze kadar, yani milenyumdan günümüze kadar geleceğiz diyebiliriz aslında. Peki daha önce neler konuştuk? Bugün hip hop tarihi kısmını bitiriyoruz. En azından yüzeysel olarak geçtiğimiz kısım bitiyor. Bundan sonra hani ayrıca bir hip hop tarihi ve soundlar üzerine yayın yapmayacağım. İleride konuşacağımız şeyleri yeni gelenlerin, hani işte bilgi eksiği olanların anlayabileceği yayınların tekrarları YouTube'da duruyor çünkü. Oradan bakarak bize yetişebilecekler. Bugün muhtemelen bitiririz tarih kısmını. İlk hafta işte erken dönemi, old school ve new school'u konuştuk. Geçen hafta 90'lar ağırlıklı olmak üzere Golden Age, yani 87'den 98'e kadar getirdiğimiz dönemi konuştuk. Golden Age dönemi. Bu hafta artık mainstream era. Hani aslında buna böyle denmiyor, ben böyle adlandırıyorum. Hani buna böyle denmiyor derken belli bir adı yok. Hani çünkü burada artık şey kalmıyor. Artık her şey ticari boyutta. Tamamen rap müzik popülerliğini global olarak ana akıma yaymış durumda olduğu için artık her şey profesyonelleşiyor. Eskisi gibi olaylar yok yani bu dönemde. Çok iyi bildiğimiz parçalar var. Hani burada da yine biraz sound tarz tarz ayırabileceğiz artık. Çünkü her şey artık endüstriyelleşmeyle beraber birbirinin içerisine giriyor bu noktada çünkü. Özellikle Golden Age'deki gibi bir coast coast gitmeyeceğiz açıkçası bu programda. Selamlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Şunu da belirteyim. Mainstream era'yı incelerken, yani mainstream dönemi, milenyumdan günümüze gelen dönemi incelerken açıkçası biraz kronolojik gitmeyeceğim. Yine ben sound gideceğim. Ya da bir yerde gördüğümüz bir sanatçının özelinde o zaman konuşmaya başlayacağım yani. Önemli sanatçıların özelinde. Golden Age'de de çok gitmemiştik. Şimdi de çok kronolojik gitmiyoruz. O zaman hazırsanız ufak ufak başlayalım. Ne dersiniz? Size örnek şarkı dinletirken nargilemden içeceğim ama yanmasın diye biraz bir çekeyim, başlayalım. İçeceğimi de açtım, tamamdır. Evet. O zaman ilk olarak size bu mainstream dönemindeki label'lardan bahsedeceğim. Günümüze kadar hani çok güncel label'lar da var gördüğünüz. Hatta Masum'a da geleyim. O da gözüksün. No Limits. Geçen hafta South dosyasında bahsettiğimiz Master P'nin girişimi. Özellikle South'un ve Hip Hop'un mainstreamleşmesinde önemli label'lardan bir tanesi. Death Row sonrası Snoop Dogg'un imzaladığı yer. Hani Snoop Dogg'un kariyerini devam ettirmesine çok büyük etken oldular. Şu gördüğünüz, slide'ı kaydırdım. Yanında gördüğünüz Strange Music'in logosu. Strange Music de Tech N9ne'ın label'ı. Daha çok Chicago ve Chopper Sound'unu üretiyorlar. Biraz daha indie müzik kafasındalar. Loud efsane label. Aslında altın çağı Loud'un da Golden Age'deydi ama 2002-2003'e kadar yaşadı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden buraya aldım onu da. Rapalot da keza aynı şekilde. O da South'un en baba label'larından bir tanesiydi. Hatta Bambi hala imzalı galiba kendileriyle. Resmi olarak bir şey olmasa da, hani bir albüm yayınlanma durumu olmasa da. Rockefeller Records, Jay-Z, Damon Dash ve Karen Biggs'in girişimi. Özellikle New York'un pop rap, mainstream hip hop camiasında çok büyük işler yaptılar. Anticon, Definitive Jux, Rhymesayers, Fat Beats, Ducktown gibi underground label'ları aldım. Baby Grand'i aldım. Hani bunlara hepsine ayrı ayrı detaylı girmeyeceğiz. Şu an bilelim diye size gösteriyorum yani. Def Jam bugün de, o gün de çok popülerdi. 80'lerden beri çok popüler zaten. İlk label'larımızdan biri. Rockefeller dağıldıktan sonra Rock Nation dönemi başladı biliyorsunuz yakın zamanda. Cash Money yine South, yani Güney'in mainstreamleşmesinde en büyük söz sahiplerinden bir tanesi. Ve Cash Money dağıldıktan sonra Lil Wayne'in kurduğu Young Money var. Maybach Music Group, Aftermath, Dre'nin firması.
Selamlar, hoş geldiniz. Shady Records, Eminem'in label'ı. Raucous, Good Music, Kanye West, Stone Throw, Bad Boy, Mellow Music Group, PLR, Tommy Boy gibi. Artık gördüğünüz üzere neden label'larda girdiğimi tekrar bir özetleyeyim. Artık gördüğünüz üzere artık her şey mainstreamleşti. Şirketler var, endüstriyelleşti hip hop. Endüstriyel boyutta artık görebiliyoruz. Kurumsal boyutta görebiliyoruz. Pardon, yanlış oldu. Kurumsal boyutta görebiliyoruz artık rap şarkıları, basılı albümleri, klip bütçelerini vesaire. O zaman soundlara geçelim. Hani neden label'ları gösterdiğimi anlamışsınızdır. Parayı bulan label açmış diye. Ya çünkü dediğimiz gibi zaten 2000'den bugüne kadar, yani günümüze geldiğimiz süre boyunca 20 yıldır ana akıma hükmeden şey globalde hip hop kültürü. Ve bu yüzden yüklü miktarda para dönüyor ve dediğiniz gibi, sizin de fark ettiğiniz gibi daha doğrusu, aşırı bir label yoğunluğu var ki bunlar benim daha elitist bakarak ayıkladığım label'lar. Daha çok fazla label var yani. Bir sonraki başlığa geçmeden bir soru gelmiş. Hani şu an soru demeyeyim, gerçi görüş gelmiş. Fizyokrat demiş ki şu anda Türkiye'de olan da bu aslında. Epidemic, Unique, PMC, MOB gibi. Evet abi, bu ama bu Türkiye'de böyle bir endüstri yok. Türkiye'de profesyonellik yok maalesef. Ona Türkiye özelinde yapabileceğimiz bir yayında, hatta endüstriyle alakalı Hip Hop 101'den bağımsız yapacağımız bir içerikte zaten değineceğim. Türkiye'de keşke buradaki algılar olsaydı yani. Bu gördüğümüz label'lardaki algılar keşke olsa yani. İşini düzgünce yapmaya çalışan insanlar var o label dolaşanların arasında ama çok sayılılar yani. Evet, ilk jandımızla başlayalım. Krunk. Sizin de çok iyi bildiğiniz bir label. Label diyorum, pardon, baştan alayım. Krunk sizin de çok iyi bildiğiniz bir alt jandı. Ama artık ölü bir janra diyebilirim yani. Özellikle 90'ların sonundan 2003-2004'e kadar ana akımda çok yaygın bir sound'tu. Peki nedir Krunk? Onu da söylemek gerekirse. Atlanta'dan çıkıyor. Yine Memphis'ten etkilenerek Atlanta'dan çıkıyor. Atlanta'dan çıkması da aslında Lil Jon'un Atlantalı olmasıyla alakalı. Çünkü bu sound'un figürü, vitrin yüzü Lil Jon. Yani en baba temsilcisi Lijon diyebilirim Krank için. Verus Leo, hoş geldin abi, teşekkürler. Peki Krank'ın farkı neydi? Daha önceki Sound akımlarından. Öncelikle geçen haftalarda incelediğimiz, pardon, geçen hafta incelediğimiz Miami Bass akımından fazlasıyla etkileniyor. Miami Bass'i bilmeyenler veya hatırlamak isteyenler yayın tekrarından YouTube üzerinden tekrar bakabilirler. Miami Bass'in üstüne yine aynı şekilde bir synthesizer desteği geliyor. O hafif disco ve funk soslu tattan çıkılıyor ve yoğun bir synthesizer kullanımı denk geliyor. Yoğun bir synthesizer kullanımına denk geliyoruz Krunk içerisinde. Yine 808'ler ve 909'lar yoğun olarak kullanılıyor. Ve lirikal manada içerik de yine Miami Bass'e çok yakın. Yani çok yoğun cinsel imalar diyebilirim açıkçası liriklerde. Hani başka pek farklı bir şey yok yani. Özellikle Two Live Crew'dan hatırlarsınız onu. Hani şarkıların yasaklanması ve biz bugün bildiğimiz Parental Advisory, yani aile denetiminde alınabilecek albümler sansürünün geldiği dönemden hatırlarsınız Two Live Crew'u. Örneklerle bakalım, üstüne tekrar konuşuruz isterseniz. O zaman hatta ilk örneğimizi ben açayım. Sizin de çok iyi bildiğiniz bir şarkı geliyor ilk örnek olarak. Örnek dinleyelim, örneklerin üstünde konuşalım. Ama bazı janralarda çok az örnek göstereceğim çünkü sound çok net. O keskin ayrım yok yani çünkü. İlk örneğimiz Lil Jon ve The East Side Boys, Get Low. Need for Speed Underground'da yetişen varsa aranızda yaş olarak, evet geldi zaten. Oradan çok iyi bildiğiniz bir parça. Hadi bakalım. Parçadan sonra tekrar yorumluyorum. Evet. Benim de gerçekten sevdiğim bir parça. Hani mainstream hip hop'u sevdiğim dönemler. Ama şöyle bir gerçek var. Biz hani linki aldığımız yer resmi klip olduğu için aşırı sansürlü bir versiyon dinledik. Albüm versiyonundaki sözleri okuyayım. Zaten çok kısa bir yerini okuyacağım size gerçi. O zaman anlayacaksınız zaten neden bahsettiğimi. Burada sansürlenen kısmın orijinalinde şey diyor.
Skit 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 attır demek. Attır 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 to the window to the wall. Hani duvara, cama. Gerçekten. Ve sonraki line şöyle. Till the sweat drop down my balls. Yani taşaklarımdan süzülene kadar damlalar diyor yani. Hani Till I Prove bunun öncesi. Yani çünkü Miami Bass'te de aynı lirik kaliteyi görüyorduk. Yani lirik kalite biraz ironik oldu gerçi ama. Burası tamamen insanların dans etmesi üzerine oluşan bir janra. Miami Bass de öyleydi, bu da öyle. Hani Bumin hoş geldin abi, selamlar. Dediğim gibi Crank'ta o zaten bahsettiğim o geçen hafta yayında olanlar veya tekrar seyreden hatırlayacaktır. Miami Bass'teki o aşırı disco ve funk etkisinden çıkılmış durumda artık tamamen synthesizer destekli bir müzik olmuş durumda. Sampling'den ziyade. Verus'ta o Two Live'ın bir dava olayı vardı abi. Onu da anlatsana, bilgilensin arkadaşlar. Tabii aslında ona galiba biz eski yayınlarda değindik ama çok kısa değineyim. Ya Two Live Crew bu sound'un ilkel atası, öncüsü. Yani Miami Bass bazında bakarsak. Ve halk tarafında çok ciddi tepki görüyor. Lirikal içerik olarak. Sözler yüzünden. Aynen bu şarkıda demin size okuduğum kısımlara benzer. Ve Two Live Crew bunu bir PR gibi düşünerek daha da sert yazmaya başlıyor. Hani artık tamamen pornografik içerik yazmaya başlıyor açıkçası. Yani şarkı içeriği olarak. Ve bunun üzerine bir kamu davası açılıyor ve dava sonucunda şey geliyor. Bizim bugün bildiğimiz parental advisory, yani bir sansüre uğruyor. Yani şey, albümü alacaksanız 18 yaşından küçükler alacaksa aile kontrolünde alabilir gibi bir ibare o. Sizin meşhur bildiğiniz logo ekleniyor Amerika yasalarına. Müzik denetimi kanununu değiştiren bir grup oluyor yani Two Live Crew. Crank da özellikle dinlediğimiz Golden Age dönemindeki Memphis soundundan ve en çok Miami Bass'ten etkilenerek 2090 sonundan 2003-2004 yılına kadar mainstream sound'u domine etti diyebilirim bu alt genre. Bir iki örnek daha dinleyelim. Hatta bir örnek yeter gerçi ama güzel birkaç şarkı almıştım ama zaten size bunları yayın tekrarında YouTube açıklama kısmına zaten ekstra şarkılarla playlist olarak veriyorum, yayında dinlediklerimizin haricinde, biliyorsunuz. Sıradaki parçamız Petey Pablo Freak a Leak. Evet. Ya Crank'ı gayet iyi anlamışsınızdır bu iki örnekle. Yine fade attım. Çünkü geçen haftaki bir 5,5 saat sürmesindense biraz daha kısa. Hani yani hemen bir saatte değil ama biraz daha kısa sürmesini hepimiz istiyoruzdur sanırım. Çünkü yarın işe gidecek olanlarınız var. O kadar uzun dayanamayacak olanlarınız var. Hafta içi yapıyoruz sonuçta bu yayını. Bu parçada da o bahsettiğim synthesizer ağırlıklı müziğin ve 808 kullanımının farkındasınızdır muhtemelen siz de. Bu şarkılar playliste olacak abi. Daha playlistleri yapmadım. YouTube'a yüklerken o playlistleri ekstradan sizin için hazırlıyorum zaten ben. Hiç problem yok o konuda. Evet. Tekrar geldik. O zaman. Size sanatçılardan bahsedeyim biraz. Bu sound için dinleyebileceğiniz. Lil Jon, ki dediğim gibi bu sound'un mucidi gibi bir şey. Yani ilham aldığı yer dediğim gibi Memphis soundları genelde. Erken dönem. David Banner, ki ikisi de aynı zamanda prodüktör şu ana kadar saydığım isimlerin. Young Bloods, Lil Scrappy, Ying Yang Twins, White Dog, Pastor Troy, Bone Crusher ve demin dinlediğimiz Petey Pablo. Ve evet. Crank'ı bitirdik. Ya bitirdik derken çünkü gayet net anlaşılır iki örnek dinlediğimizi düşünüyorum açıkçası. Bahsettiğim sound değişiminin farkındasınızdır. Hani lirikal olarak zaten iki şarkıda da yine fark ettiniz. Aynı şeyden bahsediliyor. Ve günümüzün çok popüler kavramlarından bir tanesi trap. Ama bu aslında bildiğimiz anlamının çok dışına çıktı bugün. Hani bunu kabul etmek gerekiyor. Esasen trap neydi? Önce bundan bir başlamak istiyorum. Trap kavramı güneyde, özellikle South bölgesinin argosunda uyuşturucu satılan ve imal edilen yer anlamına geliyor. Bu ticaretin yapıldığı yer özetle. Ve Sound'un ismini koyansa 2003 ya da 4 albüm olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 2004 TI.
trap müzik koyuyor albümünün ismini. Evet, Trap House'un uzun hali, evet. Trap müzik diyor albümün ismine. Ve biz müzikal anlamda ilk kez bu kavramla tanışıyoruz. Normalde çetelerin, işte bu ticaretin içindeki insanların bildiği bir kavram zaten. Ve trap müzik sound'tan çıkma olduğu için yine bildiğimiz sound olarak yine bildiğimiz south soundlarındaydı. Yine geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi DJ Scroove'un south genelinde kabul gören daha yavaş tempo, daha yavaş BPM'deki beatler, ağırlıklı double time çalışmalar üzerine kurulu sound ile başladı. Trap müzikte ve South'un erken soundlarında da göreceğimiz üzere bugün de alışık olduğumuz o karmaşık ritmik ayetler devreye giriyor. Yine 808 ve synthesizer destekli bir müzik. Atmosferik lead'ler olması gerekiyor. Ama trap kavramı aslında lirikal manada bu trap house dediğimiz olayın etrafında yaşanan etrafındaki yaşamdan besleniyor. Pardon, yanlış kurdum cümleyi. Trap House etrafında şekillenen yaşamdan besleniyor diyebiliriz aslında. Trap'in lirikal içeriği için ve aslında trap müzik kavramı buradan geliyor. Bugünse baktığımız noktada trap tamamen bahsettiğimiz beat kafasına trap denmeye başlandı. Yani aslında trap house'la alakası olmayan şeye de trap deniyor. En basitinden EDM'de de trap var. Hani illa her trap beat hip hop bağlantılı olmak zorunda değil bugün geldiğimiz noktada. Biz bu tamamen kompleks ayet dediğimiz ardışık vuran ayetler kompleks bir şekilde. Ağır 808 kullanımı ve double time ağırlıklı olmak üzere yaptığımız bu sound'un adına trap denmeye başlandı geldiğimiz noktada. Ama en baştaki trap demin dediğim şekildeydi. Bu sound'un günümüzde popüler isimlerinden de aldım, öncülerinden de aldım. Öncüleri T.I., Young Jeezy, Lil Wayne, Gucci Mane, Rick Ross. Son dönemde Yo Gotti, Two Chainz var, Fetty Wap, Waka Flocka Flame ki özellikle prodüksiyon anlamında onun albümü bu sound'un evrimine bayağı bir yol açtı diye hatırlıyorum. 2010 albümü olması lazım. 2010 ya da 2012 albümü olması lazım. Hatırlamıyorum. Ya atmosferik lidlere de gerek yok da yorumunu okuyayım önce Ozan'ın, gerçi direkt cevap verir gibi oldum. Ben bugün niye böyleyim ya? Çok tekliyorum. Atmosferik lidlere de gerek yok. Chicago'dan Tribune'un güzel örneği demişsin. Evet. Doğru ama şey var. Bu en başta başladığında abi atmosferik lead karakteristik bir şeydi. Sonrasında biraz değişti olay yani. 36 Mafya da bu sound'un öncülerinden. Bu listeye neden almadığımı da söyleyeyim. Golden Age yayınında Memphis'ten bahsederken 36 Mafya'dan zaten Golden Age'de bahsettik. Hani Golden Age'de zaten bu insanlar vardı ve ilk trap örneklerine benzer işler sundular diye bahsettiğimiz için burada daha bildiğimiz manada trap sound'daki işleri aldım, insanları aldım. 36 Mafia daha sonrasında Horrorcore'a da döndüğü için mesela Horrorcore başlığında göreceğiz ileride. ASAP Mob ki aslında Cloud Rap'e de çok yakın işleri oldu döneminde. Boosie Badass, French Montana ve Chinks ki French Montana'yı aslında pop rap'e daha yakın bulsam da Chinks için rahmetli için bayağı New York bazında iyi bir New York drill sanatçısı olabilirdi yaşasaydı diyebilirim. Drill'e sonra geçelim. Birkaç tane trap iş dinleyelim. Ondan sonra drill'e geçelim isterseniz. İlk olarak o zaman TI 24's Trap Müzik albümünden bir parça geliyor. Bunu da hatırlayanlarınız olacaktır. Evet. İlk örneğimizi dinledik trap sound'unda. Ama tekrar yeni gelenler varsa diye tekrar edeyim. Biz bugün bildiğimiz manadaki trap beat mantığından konuşmuyoruz. Trap janrasından bahsediyoruz. Trap house genelinde yaşanan hayattan esinlenen bir janra bu. O yüzden o sound'daki işleri dinleyeceğiz. Yoksa bugün zaten örnek dinleye dinleye bitiremeyiz eğer trap beat'ten bahsediyorsak. Bundaki hayatlar çok kompleks değil sanki öncekilere göre daha sık sadece demiş Emir Kemal 29. Evet abi çünkü bu zaten şey Golden Age'de de 94 yılından benzer beat dinlemiştik hatırlıyorsanız. Bu 2002-2003 gibi kaydedilmiş olsa gerek. Albüm de ya 2003'te ya 2004'te çıkıyor. Şu an çok emin değilim. Ona bakacağım. Düzeltmesini yaparım sonrasında. Bunlar ilk örnekler. Zaten tarzın adı
TI'nin bu albümünde koyuluyor. O yüzden özellikle bu parçayla başladım. French Montana, Kendrick Lamar, evet yakın zamanda bir polemik yaşandı ama aslında ikisinin arasında bir beef olmadı diye hatırlıyorum. Hani takip edememiş olabilirim. Bilen varsa aydınlatırsa sevinirim. French Montana'nın o açıklamasını hatırlıyorum. Şu açıdan doğru. French Montana düet olduğu şarkıları baz alıyorsa Kendrick Lamar'dan daha fazla hit şarkısı var. Doğru, ancak komple MC'lik bazına baktığımız zaman Kendrick Lamar'ın fersah fersah gerisinde bir MC yani. Hatta MC değil yani, onun mixtape döneminde ve Cokeboy serisini katarsak French Montana başarılı bir MC'ydi ama onun dışında pop rap yani çok sıradan tamamen ticari mainstream işler yapıyor. Hani baktığımız zaman çok bir MC'lik yönünü görmüyorum French Montana'nın yani. Albüm 2003 değil mi abi? Evet. O zaman bu da muhtemelen 2002 ya da 2003'te kaydedilmiş olup albüm çıktığında bize sunulmuş bir parça olsa gerek. Biz ilk örneklerden olduğu için hani Sound'un adı bu albümde konduğu için bununla başladık. Yoksa günümüze gelene kadar çok evrim geçiriyor ki ben özellikle ileriki janralarda da bir şeyler dinletirken Crank'ta bir parantez açayım. Crank'ta bunu yapmadık çünkü Crank zaten çok dinlendi ama kısa süre hayatta kaldı. Hani şu an artık ölü bir janra. Onun için Crank'ın gelişimi gibi bir şeye bakma şansımız yoktu yani. 4-5 sene boyunca aynı sound mainstream kaldı. Sonrasında bitti çünkü. Trap ise başta buydu. Sonralara geldiğimizde, yakın tarihe geldiğimizde ne olduğu da diğer iki örnekte dinleyeceğiz. Yok, bu arada French Montana'nın benim de çok sevdiğim parçaları var. Dinliyorum ama hani MC'lik boyutunda bakıyorsak olaya, hani yetenek bazında Kendrick Lamar'ın gerisinde yani bence. Ama dediğim gibi eğer olay parça satmaksa, hit yapmaksa, bulunduğu düet parçaları baz alırsak French Montana'nın daha fazla hiti olduğu doğru. Ama solo olarak hayır. Katılmıyorum o görüşüne French Montana'nın. Evet. Yine öncülerden bir iş dinleyelim. Bu da 2005 ya da 2006 olması lazım. Belki de 2004 bile olabilir. Manny Fresh, Real Big. Kısaca buna da bir bakalım. Sonrasında daha günümüze doğru geleceğiz. Evet, yine bir fade out attım çünkü önümüzde bayağı örnek işimiz var. Erken dönemdeki mantığı anlamışsınızdır. Sonrasında bu nasıl gelişiyor dersek, mesela size bir örnek açayım. Gucci Mane ve Rick Ross'un Trap House 3 parçası geliyor sırada. Evet, yine düşük bütçeli fade out'umuzu yaptık ve şu ana kadar dinlediğiniz 3 işte de fark ettiğiniz gibi hani trap müziğin karakteristik sound'u aslında autotune değil. Hani bahsettiği konu, içerik. Bir örnek daha dinleteceğim ve buradan drill'e geçeceğiz. Çünkü onu da aslında drill de aslında trap'le çok kardeş ilan edebiliriz. Aynı başlık altında konuşabiliriz. Hatta bu yüzden albüm önerilerini en sonda drill de bitirdikten sonra vereceğim. Biraz daha güncele geldik ve en sonda hep 3 tane South örneği dinledik. Bir tane de Doğu'dan, New York'tan dinleyelim. A$AP Ferg, Work. Sıradaki parçamız. Evet, bitirdim, öyle başlayayım. Ya autotune da var ama şey değil, autotune var zaten trap'in içerisinde. Ya autotune aslında trap'in karakteristik sound'u değil, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu biraz sanatçıların tercihiyle alakalı bir şey. Ya da şu ana kadar baktığımız örneklerde ağırlıklı durağan vokal gördük mesela. Biraz daha fast rap içerebilir. Ama hani trap'i aslında hani trap deme sebebimiz tamamen trap house etrafından beslenmesi. O yaşantıdan beslenmesi. Aslında trap'e bu yüzden trap diyoruz. Ha, bu dediğim gibi en başta da sonrasında bir beat tarzı olarak söylenmeye benimsendiği için aslında şu an bu tip duyduğumuz bütün beatlere trap beat diyoruz ama aslında trap yapan şey aslında içeriği. Size mesela listeyi almamıştım ama şuradan hızlıca bulabilirsek eğer bir örnekte biraz daha üstüne fast trap yapılan bir örnekten bakalım. Hatta onu şuradan bulurum ya. Yanda bir sekme açtım. Oradan bulayım, bir de onu dinleteyim size. Biraz daha underground bir iş dinleteceğim bu arada. Bunu da hemen size şuraya atayım. Hadi. Geldi. Evet. Biraz beklettim sizi, kusura bakmayın. Matt Move, featuring Bodega Bams, Hunax. Sıradaki parçamız geliyor. Evet. Son örneğimizi dinlettim trap başlığı altında.
Ya dediğim tekrar anlaşılması için bunu tekrar ediyorum çünkü bu günümüzde çok beni üzen bir problem. Yani autotune ve işte bu altyapı aslında Trap'in karakteristiği değil. Trap'in karakteristiği içeriği. Bu kadar. Aslında bunu bilmemiz gerekiyor. Evet, sıradaki janrımıza geçelim. Yeterince örnek dinledik. Drill. Drill demin dediğim gibi Trap'in aslında kardeş janrısı. Doğduğu yer Chicago. Golden Age'e demiştim ya, Midwest ve Chicago Golden Age'e çok etkili değil diye. Günümüzde ise yine bence 4 bölge arasında en zayıf bölge bence hala Midwest açıkçası. Midwest'ten Chopper çıktı ve Drill çıktı popüler sound olarak. Drill ise Chicago'nun güneyinde doğdu ve normal Golden Age dönemdeki Chicago'nun aksine barışçıl değil, vandal bir müzik yapmayı tercih etti gençler. Yakın zamanda doğdu diyebilirim bu arada. En büyük etkisi tabii ki demin duyduğunuz trap. Ama Drill'in farkı şu, Drill'de sadece Trap House etrafındaki olaylardan beslenilmiyor. Drill'de her türlü şiddet var. Beat mantığı aynı. Çok çok büyük bir fark yok. Dinlerken zaten birkaç örneğin üstünde beat mantığındaki farklılıklara değineceğim. Miraç demiş ki şu ana kadar sadece trap mi işledik? Abi Crank'la başladık. Üstüne çok uzun durmadık çünkü sen de biliyorsun zaten. Hani kısa süre yaşamış ve artık öyle bir janra. Hani bundaki gibi bir gelişim ağı gösteremiyoruz Crank'ta. O kadar fazla. Hani altyapısını zaten çünkü Golden Age döneminde gösterdik. Hani nereden geldiğini. Ne diyordum? Drill'de özellikle Chicago'da doğuyor. New York etkileniyor. Global olarak da bir Kanada'da, Toronto'da çok etkileniyor. Bence Drill'i en iyi hakkını vererek yapanlarsa bir de İngilizler ekleniyorlar. UK'de UK Drill açıkçası. Ve aralarında gerçekten klipleri yasaklanan ya da şarkıları banlanan sadece UK rapçileri, İngiltere rapçileri diyebilirim hani ama yine de dediğim gibi her türlü şiddet trap'ten farklı olarak sadece trap house çevresinde değil genel şiddet anlatılıyor Drill'de. Size bunu söyleyebilirim açıkçası. Chicago temsilcilerine gelirsek Lil Reese, Chief Keef en önemli temsilciler olarak G Herbo, Lil Durk, King Louis, Fredo Santana, New York'ta Pop Smoke, 504'in, 22 G's, D-Savvy, Sleepy Hollow, Chef G gibi isimler vardı. Diğer UK'ye falan da geçelim. Örnekleri hepsini karışık dinleteceğim çünkü. Yine onda da 4-5 örnek dinleriz. Toronto'da Hypa, Szlak, YG, Vanilla Stax, Young Vizzy, Preza. UK'de Band OK, Jimmy, Fizzler, 808 Mello, MT24, Lowski gibi isimler var. Ve bu arada bu isimlerin Chicago sahnesinde de birçoğunun legal olarak başı genel olarak problemde. Yani yaşadıkları hayatı anlatıyorlar aslında. Toronto sahnesinde burada fotoğrafta gördüğümüz en az iki kişi ölü. Keza Pop Smoke gibi New York sahnesinde de biliyorsunuz. Hani Trap'in aksine drill sanatçıları biraz da hani aslında müziklerine rol katmıyorlar. Gerçekten yaşadıklarını anlatıyorlar diyebilirim. Ha, sonrasında Mumble Rap'e geçiyormuşuz. Bir sayfa daha açmamışım. Burada da dediğim gibi beat sound'u çok benzer. Birkaç örnekle bakalım istiyorsanız hızlıca. Yine. Örneklerin üzerine konuşuruz her zamanki gibi. Tekrar bir yukarı çıkıyorum çünkü bunu en sona ekledik. Mesela size Fredo Santana ve Chief Keef Dope Game. İlk örnek olarak bu parçayı açayım derim. Evet. İlk örneğimizi dinledik. Gördüğünüz gibi hani beatlemekilerden biraz daha farklı. Çünkü drill sahnesinde şart değil ama melodik vokalleri ve autotune kullanımını trap'e göre daha çok görüyoruz aslında. Son dönem için konuşuyorum. Ve beatler biraz daha buna uygun yapılıyor diyebilirim size son dönem için. Hadok, takip için teşekkürler, hoş geldin. Ve bahsettiğim gibi bu kişiler drill sanatçıları yine liriklerinde bu şiddet temasını işliyorlar. İlla soundlarını yansıtmıyorlar ki yansıttıkları çok sert olan işler de var. Hani sounddan o sertliği aldığınız işler de var ama böyle olmak zorunda değil hani bilinenin aksine. Ben biraz da hani burada örnekler açarken çok bilinen örneklerden ziyade
Hani yanlış bilinenini de düzeltmek adına farklı farklı yerlerden örnek almayı tercih ediyorum. Ama vereceğim playlistlerde, YouTube tekrarlarında daha detaylı bakabilirsiniz. Kendiniz verdiğim isimlerden araştırma yoluna gidebilirsiniz. Evet. Cümleyi çok kötü kestim. Ama devam edelim. Mesela sert bir örnek açayım size bir de. Bones ve Low. Trip to the 60s. Bahsettiğiniz gibi o sertliği almışsınızdır bahsettiğimiz gibi. Ozan demiş ki footwork mevzusunda konuşmak lazım drill'de. Evet abi ama ben buna şeyde değineceğim için girmiyordum. Biz hafta başında Onur'la görüştük. Hani footwork'ü direkt zaten bir The Craze üzerinde diğer müzik janralarını konuşurken footwork'ta konuşacağız muhtemelen. Biraz oraya saklıyorum açıkçası. Ama evet, perküsyonlarda çok, çok doğru söylüyorsun. Perküsyonlarda footwork etkisi de fazlasıyla hissediliyor yani o perküsyon yürüyüşlerinde drill'de, trap'ten farklı olarak. Emir Kemal, benim kaçmam lazım maalesef. Bu ülkede üniversite sınavına hazırlanmak zor. Hepinize iyi yayınlar, iyi eğlenceler demiş. Çok teşekkür ederim Emir Kemal. Başarılar dilerim şimdiden. İyi çalışmalar. Mesela hepinizin bildiği bir örnek açayım. Kendisi aslında bir drill sanatçısı diyemem tam olarak ki kendisi bunu bir röportajda zaten reddetmişti. Biz drill'den önce bunu yapıyorduk diye ama mesela Babışım Orda'nın Hot Nigga parçası da çok iyi bir drill örneği bana göre. Diğer parçalarında bunu görmesek bile. Ona da bakalım. Ben bildiğimiz bir parçayı da dinleyelim. Sert istiyorsak madem. Babışım Orda Hot Nigga sıradaki parça. Evet, yine düşük bitçeli fade'imizi de attık. Evet, chat'te de siz konuşmuşsunuz, ben de değineyim. Bu şarkı iyi bir drill örneği ama Babışım orada drill sanatçısı değil. Kendisi de bunu reddediyor zaten. Hani farklı sanatlarda da işler yaptı. Yapamadan hapse girdi gerçi de bu parçanın özelliği şu. Bu parçada gerçek olayları anlattığı için FBI şarkıyı dinledikten sonra şarkı üzerinden soruşturma başlatıyor ve GS9'ın Brooklyn ayağını komple çökertiyorlar abi. Hani istemeden snitching oluyor yani bu olay. Gammazcılık oluyor ama mesela Bobby itiraf etmek yerine 6ix9ine'ın aksine diğer arkadaş Rowdy Rebel'le beraber diğer arkadaşları için ekstra hapis cezasını göze alarak mesela konuşmadı. Ki zaten bu kanalda 6ix9ine çalmayız hiçbir şekilde ya. Örnek olarak adını versek bile. Ceren kim ki? Teşekkürler takip için. Hoş geldin. Ne diyorduk? Evet. Bir de size UK Drill'den bir örnek açayım. Sonrasında devam edelim isterseniz. UK Drill'den de SJ, Band Okay ve Double LZ'nin Ambush parçası geliyor o zaman. Hatta farklı şey dediğim gibi ileride sıkıntı yaşamamak adına kanal ban yemesin diye ben size en iyisi UK Drill'i şeyde paylaşırım. YouTube'da yayın tekrarının linklerini de paylaşırım. Playlist kısmında paylaşırım. Ama yani UK Drill'de iki farklılık var diğer drill parçaların aksine. Bir, UK beat kafası olarak UK Grime'dan da çok etkilenen parçalar dinleyebiliyoruz. Hani altyapı mantığı olarak. İkincisi aksan. Ama dediğim gibi bu bahsettiğim şiddet mevzusunu en fazla müziğine yayan grupsa yine UK Drill yani. Hem klip hem içerik bazında. Genelde kanallardan vesaire çok fazla ban yiyorlar son zamanda. Ve şeyi anlamışsınızdır ama drill trap fark etmeksizin mesela karakteristik bilinen yanlış bilinen karakteristik özellikleri mesela autotune dediğim gibi hani sanatçıların kendi tercihi. Yani illa böyle bir şart yok. Olay aslında tamamen konseptin kendi lirikal içeriği gibi bir durum aslında yani baktığımız zaman. Sound bazlı aslında trap derken hep dediğim gibi sound bazlı söylemiyoruz. Mesela crank sound bazında crank. Ama trap için böyle bir şey söz konusu değil abi. Evet, o zaman ilerleyelim. Mumble rap. Başımızın belasına geldik. Bir yorum okuyayım öyle geçelim. Serkan Üstün demiş ki İngiltere aslında Amerika'ya göre devlet kontrolünün ve asayişin daha fazla sağlanabildiği bir yer ama bu kadar ağır çete suç muhabbetinin olması da ilginç. Abi yani sömürgeci devletseniz size gelen göçmenler ve bir dönem sömürdüğünüz ama şu an vatandaşınız olan halklar kötü şartlarda yaşadığı müddetçe sizin bazı muhitleriniz, bazı bölgeleriniz aşırı tehlikeli olabilir dünyanın kalanından. Amerika'da, İngiltere'de biraz bunu yaşıyor. Ya biraz sınıf farkından kaynaklanıyor bu yani aslına bakarsak. Evet, Autotune örneğin dediği gibi Mumble'ı ben de hiç sevemedim ama değinmemiz lazım.
Mumble rap, kelime anlamı Mumble'ın gevelemek. Yani o sarhoş gibi söylüyorlar ve ne söylendiği zor anlaşılıyor ya, oradan geliyor. Beat mantığı yine trap beatler bildiğimiz manada. Vokal tekniğinde ise bu Mumble rap bazında genelde içerik uyuşturucu kullanımı üzerine. Yani lean dediğimiz ya da purple drink dediğimiz, sizin de bildiğiniz kodein üzerine kurulu bir janra diyebilirim ağırlıkla. Sound'unu sevebilirsiniz ve günümüzde pop rap'e çok yakın bir konuma geldi aslında Mumble Rap. Aşırı popüler ama ben vokal tarzından çok sıkılıyorum açıkçası. Bunu söylemem lazım ama Mumble Rap deme sebebimiz yine aslında vokal tekniği sound'dan ziyade. Başlıca temsilcilerine değinelim. Sonra birkaç örnek buradan da dinleyeceğiz. Tabii ki hepinizin bildiği üzere Migos, Lil Yachty, Designer, Lil Pump, 21 Savage, Future, Rich Gang, Young Thug, Kodak Black, Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, Playboi Carti, NBA Youngboy. Çoğaltabiliriz örnekleri ama zaten çok popüler olduğu için siz de biliyorsunuz yani. Ve nereden beslendiğini de anlattık kültür olarak. Örneklerimizi dinleyip yine üstüne konuşuruz isterseniz. O zaman ilk örneğimiz gelsin. Migos. Featuring Lil Uzi Vert. Bad and Bougie. Evet. Yine düşük bütçeli fade out'umuzu yine attık. Şeyi fark etmişsiniz yine bakın. Drill'de de Mumble Rap'te de Trap'te de beat mantığı çok aynı gidiyor. Yani aslında tarzı değiştiren sizin yaptığınız vokal tekniği. Ve liriklerinizin içeriği anlayacağınız üzere. Ama işte Türkiye'de yanlış anlaşıldığı gibi hani sadece dar pencereden bakan birkaç grubu bilen insanlar bir şeyi o zannettiği için bir de öyle aksediyorlar ve bu hepimiz açısından büyük sıkıntı bence yani. Bu örneği verdik. Bir örnek daha dinleyelim. Young Thug, Gunna ve Travis Scott Hot sıradaki parçamız. Evet. Yine düşük bütçeli fade out'umuzu attım. Ya gördüğünüz gibi flow matematiği de ağırlıklı olarak triplet flow üzerinden yürüyor. Hani yani sizin hananı hananı diye bildiğiniz flow aslında triplet flow. Biz buna böyle diyoruz. Golden Age yayınlarında da buna değindik gerçi de. Tekrar izlemeyenler için söyleyeyim dedim. Bu flow mantığı dediğim gibi autotune kullanımı ya da işte melodik vokal kullanımı sanatçının her tarzda olduğu gibi kendi tercihine kalmış bir şey yani. Ve tam anlamıyla Mumble Rap'in karşılığı olan bir şarkıyı açıp bir sonraki konumuza geçeceğim. Bu şarkı benim dinlerken çok yorulduğum bir şarkı ama klibine biraz düşüyorum, yalan yok. Yine Young Thug ve Carnage featuring Meek Mill, ki Meek Mill aslında Mumble Rapçi değil ama onunla düet bu parça. Young Marta Homie. Evet. Dediğim gibi bunun şarkı tam bir Mumble Rap örneği. Meek Mill'in versiyonu ve beat'i seviyorum ama Young Thug'a ve nakarata katlanmak benim için biraz işkence oluyor bu parçada ama klibini gerçekten çok seviyorum bunun. Hani çok sevdiğim bir klip. Meek Mill sahte aktivist mi abi sence diye bir soru gelmiş. Abi ben Meek Mill'in hapishane öncesini çok samimi görmüyorken hapishane sonrasında gerçekten bayağı değiştiğini düşünüyorum ya. Yani şu an sahte aktivist diyemem yani. Gerçekten bir aktivist bence. Evet. Mumble Rap'te anlaşılmıştır sanırım. Örnekleri saydık. Albüm öneri sonrasında geliyor, tamamdır. SoundCloud veya diğer bildiğiniz adıyla Emo Rap. Açıkçası beni hiç açmayan bir janra. Sevmediğim janralardan bir tanesi. Bu janra SoundCloud üzerinden çok büyük kitlelere ulaştı. İsminden de anlayabileceğiniz üzere Emo Rap. Türkiye'de bu da şu an çok taklit edilen bir janra. Özellikle XXXTentacion ya da XXXTentacion, Juice WRLD ve Destiny's etkisini ben Türk rapçilerin çoğunda alıyorum bu ara ve hiç hoşuma gitmiyor.
Bildiğimiz bir dönemin emo'larının rap yaptığı versiyonları diyebilirim abi. İmajından soundlarına kadar bu insanlar için. Yani belli bir sound skalası yok ama genelde melodik altyapılar, melankolik altyapılar tercih ediliyor. Alt janrası fark etmeksizin. Vokal tarzlarında da ben çok ekstra bir şey görmüyorum genel olarak. Genelde leşler, evet. İki örnek hadi bundan da dinleyelim çok kısaca. Bones daha da eski abi, evet. Burada Bones diğerlerinden daha eski bir isim ama yani tamamen bu janraya döndü açıkçası. O yüzden aldım listeye. En bilinen 2-3 isimden örnekler dinleyelim isterseniz. İlk Lil Peep'ten gelsin. Lil Jeep parçanın adı. Evet, siz de chat'te geç demişsiniz zaten. Ben bunda da bu, evet, bu konsepte geç demiyoruz ama yine hızlı hızlı geçeceğim burayı. Ya şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu tarzın hedef kitlesini anlaması için söyleyeyim. Türkiye'de İstanbul olanlar bilirler. Hani Kadıköy Barlar Sokağı'nda hayatsızca takılan yeni nesil Z kuşağı emoları var ya. Favori müzikleri. Oradan söyleyebilirim bunu. Abi lirik tamamen emotional yani. Bizim mantığımızla bakarsan eski sevgiliye yazılmış hayata isyan parçaları gibi bir tema var yani genel olarak parçalarında, öyle söyleyebilirim. Ve sette de söylenmiş, aşırı hip hop kültürüyle aşırı bir bağları yok. Sadece rap beatlerin üzerine şarkı yapıyorlar aslında bakarsak. Evet, bir örnek daha çok kısaca bakalım yine bir dakika kadar. XXXTentacion, Moonlight. Evet, yine fade'imizi attık. Bence de bu janrının en başarılı sanatçısı kendisi yani. XXXTentacion net olarak bu janrının bana göre en başarılı sanatçısı. Ve özellikle Türkiye'de çok kopyalanan bir ismi de örnek vereceğim. Siz de anlayacaksınız. Sırf dinleyin diye yine bir dakika kadar kısaca. Sonra buradan hızlıca kurtuluyoruz abi. The Skies Nowadays. Catch him. Evet, buna da fade'imizi attık. Bu parçanın benim sevdiğim tek yanı beat'i chill biraz böyle yani fena gitmiyor ama ya özellikle bu arkadaşı dinleyenler Türkiye'de Lia Shine'e hakimlerse birebir görmüşlerdir şu an orijinalini zaten. Yine bu programda normalde birilerini karşımıza almıyorduk ama hadi bu programda da yapalım dedim bir kere. Ya chat'te sizin de söylediğiniz gibi düşük bütçeli gençlik yaz dizileri soundtrack'i başlığı adı altında inceleyebileceğimiz janra için emo rap, soundcloud rap'i tavsiye ederim meraklısına. Ama dediğim gibi beni hiç açmayan bir janra, onun için hızlı geçiyoruz. Ama buna dair örnekler de paylaşacağım sizinle yani yine şeyde YouTube listelerinde, yayın tekrarında. Albüm önerilerine gireyim. Burada şu ana kadar dinlediklerimizi tek seferde 3-4 albümle geçiştireceğim açıkçası. Daha sonrakilerde daha detaylı albüm önerilerinde bulunacağım. Lil Jon ve East Side Boys, Kings of Crunk, Ying Yang Twins, Me and My Brother, Pity Pablo, Still Writing in My Diary, size Crunk için önerebileceğim 3 albüm. Drill için önerebileceğim albümler, G-Herbo, PTSD, D, Chief King, Bang Tree, Lil Reese, Supa Savage, Vanilla Stax, PG4L. Trap için önerebileceğim albümler, başlangıçtan günümüze bakabileceğiniz. T.I. Trap Müzik, GZ, Trap or Die, 3 Trap or Die'ın 3. albümünü almışım değil mi? Evet. Waka Flocka Flame, Triple F Life. Mumble Rap içinse en bilindik iki sanatçıdan örnek vermeyi tercih ettim. Migos, Culture, 21 Savage, IZA. Daha detaylı araştırmayı kendiniz yapabilirsiniz ama hani tarzı daha hakim olmak isteyenler hani komple bu albümlere göz atarak hakim olabilirler diye düşündüm. Evet, sırada Midwest'ten çıkma Chopper Rap'e geliyorum. Bunun için size farklı bir örnek skalası yine göstermeyeceğim çünkü bunun temellerini bir önceki yayın Golden Age döneminde dinledik. Hani Twista'nın Tank Twista döneminde yaptıkları ya da işte daha playlistlerde vardı Bone Thugs'ın Golden Age'in sonlarına doğru yaptığı dönem. Teknik olarak bunda da double time ve yavaş beatler üzerine fast rap yani hızlı vokal tekniği, hızlı rap yapmak. Chopper'ın olayı bu abi. En bilindik temsilcileri Tech Nine, Twista, Do or Die,
Twisted Insane, Bone Thugs and Harmony, Busta Rhymes. Tamamen Busta Rhymes bu sound'da işler ortaya koymadı ama bu yakın dönemini bu janra altında değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Yoksa çünkü 90'lardaki döneminin bu janrayla çok alakası yoktu. Macleodle, Yelawolf Yellow ve Machine Gun Kelly, ki bu iki ismi ayrıca parantez açayım. Daha sonrasında country rap akımına da bir yaklaştılar açıkçası ikisi de. Yelawolf'ta, Machine Gun Kelly'de ama bu erken dönem işleri bu sound'a çok yakın diyebilirim. Sizin örnek olarak şey dinleteceğim. Bu tarzın bütün baba MC'lerinin bir arada olduğu Tech N9'ın Worldwide Choppers parçasını hepiniz biliyorsunuz ama remix'i daha uzun olduğu için orijinalini dinleteceğim yayın süresini kısa kesmek adına. Remix'inde biliyorsunuz bizden ceza da var çünkü. Daha çeşitli bir skala sunuyor MC'leri görebilmek adına ama ben biraz daha kısa tutmak adına orijinal versiyonunu aldım. O zaman örneği verelim. Ekleyeceğimiz bir şey varsa örneğin üstüne konuşuruz. Tech N9ne, Busta Rhymes, Yelawolf, Twista gibi isimlerin ortak çalışması Worldwide Choppers geliyor. Evet. Busta Rhymes'ı da dinlediğimiz için fade attım. Bu janr altında sadece bu örneği dinlesek yeterli diye düşündüm ve farklı örnek almadım. Dinlemek isteyenler geçen haftaki yayınlarımızın Chicago başlığı altında konuştuğumuz isimlerin daha 2000 sonrası işlerini dinleyebilirler. Burada demin verdiğimiz isimleri dinleyebilirler. Bu başlık altında bir albüm önerisinde bulunmayacağım çünkü. Tech N9ne Strange Music sık sık rock sample'lar veya rock müziğin enstrümanlarında kullanabiliyor. Görüyoruz bunu. Hani altyapı bazında ama bu janrının özelinde, chopper tarzının özelinde pek demeyeyim aşırı sık rastlanan bir şey değil aslında yani. Twista'da çok nadir görürüz mesela. Ama tekrar çok sık kullanıyor. Hani illa chopper parça olduğu zaman elektro gitarlar girecek, daha akustik davullar vuracak diye bir şey beklemek gerekmiyor yani. Zaten sound'un daha detaylı tanımını örneği vermeden yapmıştım. Devam edebiliriz. Horrorcore, evet. Horrorcore'un kökenleri Golden Age'de konuşmuştuk. Yarı Detroit, yarı Memphis'ten geliyor. Yarı South, yarı Midwest diyebilirim yani açıkçası. Burada mesela D12'u aldım. D12 hala öyle gitse de Eminem'in erken dönemi de yani ilk iki albümünde de çok ciddi horror esintileri görüyoruz mesela. O yüzden aldım. Önce onu söyleyeyim. Bu başlıkta örnek verebileceğim isimler Kung Fu Vampire, Brother Lionchuk, Grave Diggers, Rıza'nın yan projesi. Rıza Grave Diggers albümünde mesela horrorcore denemişti. Yine Detroit'ten Natas, Lowkey, Twisted, D2WAF'ı söyledik. Cool Kate, Doktor Octagon projesiyle o da yan proje olarak denedi bir dönem. Sutter Kane, Insane Clown Posse, Al Capone yine Memphis'ten geçen hafta ilk erken dönem horrorcore işlerini dinlemiştik onun da. Chris Calico, 36 Mafia, Hobson, özellikle Odd Future'dan Tyler the Creator ve Earl Sweatshirt bir dönem bu sound'a bayağı bir saplanmıştı. Sonrasında sound değişikliğine gidip biraz daha pop rap'e kaydıkları özellikle Tyler bazında oldu yani. Yine öncülerden güneyden Gangsta Nip, Cage, Death Rap'in babası Necro kendi sound'unu yarattı diyebilirim horrorcore içerisinde. Mad Child ve Kanada'dan Psychobort. Bu akım için verebileceğim öncüler ki dediğim gibi mesela Cypher daha 2010 sonrasıyken Gangsta'nın hep 90'lardan beri gelen bir isim mesela. Hani karışık alıyorum çünkü dediğim gibi kronolojik gitmiyoruz. Yine sound odaklı gidiyoruz ve erken dönem geç dönem olarak bakıyoruz. Burada da örnekler dinleyeceğiz. Hatta yine örnekleri dinleyip konuşalım ama şuna söyleyebilirim. Horrorcore'da abi altyapılar yani beatler, beat teması karanlık olacak. Size korkuyu hissettirecek. İsminden de anladığınız gibi korku temaları hep. Liriklerde ise tamamen trapten, drillden farklı olarak her türlü şiddet ve korku öğesi var. Yani korku filmi karakterlerine atıflar var, satanizm temaları var. Çete işi değil, zevkine insan öldürmekten de bahsedilir mesela. Yani bunun gibi sanatlar. Bahsettiğim şey, bu sanatlar diyorum, bunun gibi temalar. Yani illa Gangsta Rap'teki gibi çete yüzünden birini öldürmekten bahsetmiyoruz. Daha psycho bir sanattan bahsediyoruz anlayacağınız. Dinlerken gerilmenizi, korkmanızı sağlayacak bir sound yani açıkçası. Ghetto Boys'un da evet, özellikle Bushwick Bill'de çok hissettiğim bir şey de oldu benim. Ghetto Boys'da da horrorcore hissiyatı var ama tam olarak horrorcore başlığında inceleyemem Ghetto Boys'u. O yüzden listeye almadım. Dediğim gibi D2WAF diğer üyeleri hala ağırlıklı olarak özellikle Bizarre,
horrorcore işler verse de Eminem o kafadan çıktı ama kariyerinin başında bayağı horrorcore kafadaydı. İlk iki legal albümünde de o şekildeydi mesela. Şimdi size birkaç örnekler dinleteyim, üstüne konuşalım isterseniz. İlk örnek burada Lynch Hung'dan gelsin. Meat Cleaver. Bunların da klibi bazen sıkıntı olabiliyor. Onun için erken geçebilirim, haberiniz olsun. Evet, burada Lynch Hung'dan ban yiyebilirmişiz uyarı geldi. O yüzden bunu dediğim gibi bunu YouTube'daki yayın tekrarına bakarız abi. Ona oraya linkini bırakırım size açıklama kısmında videonun YouTube'da. Daha dinleyebileceğimiz örneklerine geleyim o zaman. Eminem'den dinleyelim. Bir an kanal gitti falan deyince cidden ban yedik sandım. Eminem, Amityville. Evet. Galiba pil bitmesinden ziyade mouse'um bozuldu durduk yerde. Neyse, şeyden laptop'un touchpad'den devam edeceğiz. Size bir örnek daha dinleteyim. Hatta daha doğrusu bunun klibine izin vermezse diye 2-3 örneğim daha var. Devam edeceğim. Necro, Beautiful Music for You to Die To parçanın adı. Umarım izin verir. Başına bakalım, kapatırız yine yoksa. Tamam, bunu da durdurduk çünkü birazdan o kesmeye başlayacaklar birilerini. Yandex Dix'e de atabilirim abi sizin için. Konuşamadım, Dix. Yandex Disk'e de atabilirim sizin için tekrarlarını ama YouTube'da parçaları kesip de koyuyorum izlemesi daha kolay olması için insanlara. Hani podcast gibi dinlemeniz mantığıyla. Necro'yu ayrı bir parantez açacağım çünkü Necro Death Rap dediğimiz sound'da özellikle prodüktör olarak burada çok etkiledi bu sound'u. Çünkü öncesinde de var ama özellikle İtalyan sinemasından, Giallo'dan, Spaghetti Western soundtracklerinden çok sample kesti. Onun dışında İtalyan korku sinemasının ya da 60'ların, 70'lerin hatta 50'lerin korku sinemasından sample'ları çok kullanıp müziğine yedirdi. Ama lirikal içeriği zaten anlamışsınızdır. Size telifte sıkıntı yaratmayacak iki örnek daha açayım çünkü bunlara çok kısa bakabildik şu ana kadarkilere. Psych Ward, Biophysics. Evet. Psych Ward'dan da örnek dinledik. Bunlar daha güncel horrorcore örnekleri gerçi. Bu parça 2013 falan olması lazım. Kid Fate son albümünde beraber çalışacağımız bir isim. Psych Ward grubunda en beğendiğim isim ama burada J-Nice da Necro'dan sonra benim yakın dönemde en beğendiğim horrorcore prodüktörü olabilir açıkçası. İkinci verse okuyan kişi kendisi. O zaman bildiğiniz bir horrorcore örneğiyle devam edelim ve diğer konumuza geçelim. Tyler the Creator, Yonkers. Evet, horrorcore'da aşağı yukarı anlamışsınızdır diye düşünüyorum ki dediğim gibi tekrarlarında daha fazla parça sunacağım size. Buraya çok giremedik. Gravediggaz'dan özellikle örnek almadım çünkü Wu-Tang konusunu işlerken Hip Hop 101'de Wu-Tang özel bölümünde Gravediggaz'a da daha detaylı gireceğim çünkü. Buradan size albüm önerilerinde bulunayım. Gravediggaz, Six Feet Deep, Natas, Life After Death, Brother Lynching, The Virus, Twisted Freak Show, Al Capone, The Resurrection ki bu albümden bir parçayı geçen hafta Golden Age döneminde dinledik. Horrorcore'un ve Trap'in atası olarak biraz. Flatliners, USA, Necro, Die, Mr. Hyde, Barn of the Naked Dead, Gore-Tex, The Art of Dying, Psych Ward, More Slime. Benim de içerisine yer aldığım bir albüm ama bizim parça tam olarak horrorcore değildi. Real Wolf, The Underworld 2 albümü. Madchild, Silver Tongue Devil. Miraç demiş ki Satanist Rap dinlemedik tam ya Memphis'ten. Abi özellikle klipli parçaları alıyordum ve Twitch'te horrorcore janrasında da drill'de olduğu gibi izleteceğim şeyden dolayı ban yeme ihtimalimiz var. O yüzden daha detaylı listeyi hep tekrar ettiğim gibi YouTube'daki yayın tekrarının açıklama kısmında size playlist olarak sunacağım. Onun için bu iki janra da beni mazur görün biraz ban yemememiz adına. Sıradaki janra. Modern pop rap. Ya, neden modern pop rap diyorum? Çünkü erken dönem pop rap MC Hammer'dan bildiğiniz, Vanilla Ice'tan bildiğiniz, hani hafif Miami Bass etkisi ve işte mainstream olma kaygısıyla yapılan işlerken günümüz pop rap'i tamamen aslında duyduğumuz popüler kişilerin şarkılarını bu janra altında değerlendirebiliriz. Kanye West başlarda mesela burada ayrı parantez açayım. Conscious Rap'ken, Wiz Khalifa Conscious Rap'ken açıkçası son dönemlerini fazlasıyla pop rap'e
yakın buluyorum. Mesela burada T-Pain görüyorsunuz. İsimlere özellikle değineceğim isimler var demiştim ya hani bunun gibi. T-Pain mesela Auto-Tune'un popülerleşmesini sağlayan kişiydi hip-hop bazında, mainstream hip-hop bazında. Örnekler dinleteceğim. Meek Mill'i dediğim gibi son dönemlerini biraz daha conscious'a veya işte gangster rap başlığı adı altında değerlendirebilecek olsak bile aslında pop rap yani kariyerinin büyük aşamasında. Mixtape dönemlerini baz almıyorum çoğu MC'nin bu arada. Onu da dipnot düşeyim. Ya da Lil Nas X'i country rap başlığı altında da değerlendirebiliriz. Country rap'e çok girmeyeceğim çünkü çok taze bir genre. Başlayayım. French Montana. Dediğim gibi mixtape döneminde French Montana da gangster rap yapıyordu baktığımız zaman. Hani modern sound da gangster rap. Hani 90'ların başındaki Los Angeles sound'unda düşünmeyin onu. Drake, Travis Scott, Cardi B, Nicki Minaj, Kanye West, Nelly 2000'lerde, Wiz Khalifa, Post Malone, Baba Sparks, Logic, Missy Elliott, T-Pain, Meek Mill, Big Sean, Soulja Boy, DaBaby, Six Flag ya da aslında Black de hani çoğu kişi Türkiye'de Six Flag diyor diye Six Flag dedim. Aslında Black o yani. Lil Baby, Ludacris, Lil Nas X, Tyga gibi isimleri pop rap başlığı altında değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, Gucci Mane'in son dönemini de aslında trap'ten ziyade modern pop rap başlığı altında değerlendirebiliriz. Ya modern pop rap'in ayrıştırıcı bir sound'u yok çünkü en başta dediğim gibi zaten burada coast'lar ve sound'lar belli bir süre sonra artık iç içe geçiyor. En basit örneği açacağım bir parça da vereceğim size zaten. Mesela hatta ilk örneğimiz o olacak. Terror Squad'ın Lean Back parçası. Terror Squad, Fat Joe, Bronx çıkışlı bir grup. Parçanın klibinde güneyden Lil Jon oynuyor. Beat'i batıdan Scar Storch yaptı mesela. Hani artık bunun gibi tamamen ticari kaygılarla yapılan müzik. Tamamen herkese hitap eden müzik yapmak olduğu için öyle keskin bir sound ayrımı burada görmüyoruz aslında. Konularını tahmin edebiliyorsunuz zaten yani. Herkesin dinleyebileceği parçalar yapılıyor özetle. Örnekleri dinleyip konuşalım. Çok güzel işler de var. Burada biraz daha uzun kalırız diğerlerinden. Daha uzun kalırız dediğim parçaları çok sevdiğimiz bir parçaysa sonuna kadar dinleriz. Ama yine geçen seferki bir yayın 5,5 saate koşmasın diye ki şimdiden 2 saati zaten. Yine 1,5-2'şer dakika en fazla dinleteceğim. İlk örneğimizle başlayalım isterseniz. Terror Squad Lean Back gelecek. Hemen bulayım. Bulamadım. Evet, buldum. Hoş geldin Tuğçe. Geçmiş olsun. Nasıl geçti? Sen yazarken ben parçaya bakayım. Mesela Golden Age başlığında mafyoz rap alt janrası altında incelediğimiz Fat Joe'yu 2000'lerden sonra pop rap başlığı altında bayağı bir göreceğiz. Birkaç örnek özellikle şeyden gidiyorum. Erken dönem hani 2000 başındaki pop rap örneklerinden gidiyorum size şu an. Çünkü artık mainstream olunduktan sonra önceki dönemlerde farklı alt janralarda, farklı temalarda rap yapmış isimleri de pop rap yaparken çok sık görebiliyoruz. Ve hani benim bununla bir problemim yok açıkçası. Sıradaki örnek de benzer bir gruptan geliyor. Mobb Deep featuring Young Buck Give It To Me. Parçaları uzun uzun dinlemek isteyenler için tekrar dediğim gibi YouTube'a bırakacağım. Şuraya değineceğim. Özellikle pop rap'te Scar Storch ve Timbaland 2000'lerin başında prodüktör olarak domine ediyor diyebilirim yani. Daha yanına ekleyebileceğim çok prodüktör var tabii ki ama hani hafif etnik soundların Doğu müziğinin hip hop'la harmanlanması kafasını özellikle erken dönemde çok çok sık görüyoruz. Erken dönemden kastım hani 2000-2010 arasında. Sonrasında da yaygın ama o dönem bayağı tutmuş bir soundtu bu. Benim de çok sevdiğim bir sound bu arada. Size hızlı hızlı böyle örnekler dinleteyim. Parçaların üzerine yine eklemeler yapıyorum biliyorsunuz. B2K ve Puff Daddy Bump Bump Bump. Evet, bu arada bu parçayı şeyden geçtim. B2K zaten Bad Boy'da imzalı bir R&B grubuydu o dönemin. Sevdiğim de bir gruptur. Puff Daddy bu parçanın rap kısmı ama hani soundlar bu şekildeydi anlayacağınız erken dönem 2000'lerin başında. Buradan bir örnek daha dinleyelim. Mesela Nelly'yi buradan çok biliyorsunuz Dilemma parçasıyla mesela. Hatta hala Nelly'nin oradaki bir adlibi hala trap parçalarda çok sık stock beat kafasındaki beatlerde çok sık duyduğum bir şey mesela. Chris Brown R&B abi. Tam olarak hani ya hip hop kültürü sonuçta sokaktan geliyor. Hip hop kültürüyle büyümüş birisi belki ama yaptığı tarz rap müzik değil yani. O yüzden Chris Brown pek bakmayacağız burada.
İbrahim Gölpınar, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Ve sıradaki parça Missy Elliott featuring Ludacris One Minute Man. Yine 2000'lerden. Mesela bu ayrıca bir farklı bir içeriğimizde zaten Doğu sample'ları kafasına gireceğim. Daha duyurmadım onu ama hatta bu hafta sonu bile başlayabiliriz ona. Orada da gireceğim bir parça ama kısaca mesela bildiğimiz mesela Wu-Tang bile pop rap akımına girdi bir dönem. Hani oradan bir örnek dinleteyim. Enver Şiraz, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Aa, bu video kullanılamıyor dedi. Neyse onu linkte bırakırım. O zaman şuna dönelim. Peki günümüzdeki beatlerde pop rap ne halini aldı? Bir de buna bakalım. Onun tamamını çalmak istiyordum Mali de gördüğün üzere video kullanılamıyor dedi. Herhalde burada Watch Together'da seyredemiyoruz ki kasmasın diye buradan açıyorum dürüstçe. O zaman bilindik örneklerle başlayayım. Ama şöyle yapayım pardon. İlk mesela demin dinlediğimiz Fat Joe'nun modern beatler üzerindeki pop rapini bir duyalım. Fat Joe, yani Remy Martin ve French Montana'nın All the Way Up parçası geliyor. O zaman size günümüz pop rapinden bir iki örnek daha sunayım. Drake Hotline Bling. Hotline, pardon. Drake Hotline Bling. Ya zaten çok bildiğimiz için hızlı hızlı geçiyorum zaten şu an bunları ki diğer başlıklarımıza da sizi sıkmadan vakit ayırabilelim yine 5 saat bulmadan program süremiz. Bir örnek daha göstereyim güncelinden. Ondan sonra pop rap dosyasını kapatalım istiyorsanız. Travis Scott, Highest in the Room. Türk prodüktörünün beat'i, Oz'un beat'i siz de biliyorsunuzdur. Evet. Ya örnekleri duydunuz hani bir chat'te bir arkadaşımız Drake piyasada hangi tarz tutarsa onu yapıyor demiş. Ben ya katılmakla beraber zaten pop rap biraz da bu. O dönem ne popülerse bunu yapmak aslında. Pop rap yani popüler rap baktığımız zaman yani. Burada dinlediğimiz çoğu isim zaten pop rap janrasında içerik veriyor yıllardır. Ama bu şey demek değil. Pop rap yapan biri başka bir janrada iş veremez demek değil yani baktığımız vakit. Bu bir tercih ve ticari kaygılar. Label'lar söz konusu. Milyon dolarlar dönen bir sektörden bahsediyoruz sonuçta yani. Ama hani baktığımız zaman beat tarzı günümüzdeki demin trap'te dinlediğimiz beatler. Evet trap altyapı diyoruz ama dediğim gibi bunlar mesela trap değil. Altyapıları trap. İçerik olarak pop rap. Hani o farkı anlamanız açısından özellikle bunları da dinlettim. Çünkü içeriğin trap house yaşantısıyla bir alakası yok gördüğünüz üzere. Ya mainstream hip hop pop rap'tir. Hani bu böyle bilin abi. Şu son dönem için güncel konuşuyorsam. Evet, sıradaki janrımıza geçelim. Albüm önerilerinde de bulunacağım sanırım burada. Evet. Albüm önerilerim yani geçmişten günümüze, 2000'lerin başından güncel albümlere kadar bayağı bir öneri verdim. Bakabilirsiniz. Drake, Nothing Was The Same, Ludacris, Word of Mouth, Travis Scott, Rodeo, Kanye West, ADHD and Heartbreak, Nelly, Nellyville, Meek Mill, Wins and Loses, DaBaby, Blame It On Baby, Missy Elliott, Miss E, So Addictive, Puff Diddy and the Bad Boy Family, The Saga Continues ve Post Malone, Beer Bongs and Bentleys albümlerini size geçmişten günümüze, 2000'lerin başından güncele kadar farklı yıllarda çıkmış birçok albümü pop rap başlığı altında önerebilirim. Abi kusura bakmayın çok soru sorma ama Tayga'da mı pop rap tarzında? Evet. Hani bir dönem gangster rap etkisini de görüyoruz Tayga'da erken döneminde ama günceli tamamen pop rap diyebilirim Tayga için. Ludacris de severiz. Ya illa dediğim gibi benim burada çok sevdiğim isimler de var. Hatta bir geri geleyim bahsedeyim onlardan. Burada gördüğünüz Meek Mill, Big Sean severim. Wiz Khalifa, Kanye West prodüktör olarak bayağı severim örneğin. Missy Elliott, Logic. Biraz cheesy bulsam da Logic'i severim yine. Yani Travis Scott ve Drake de dinlerim. Yani pop rap eşittir kötüdür gibi bir mana çıkarmayın. Ben hani şeyden bahsediyorum. Pop rap'in açılımını yaptık. Modern pop rap nedir? Çünkü bir önceki pop rap MC Hammer'dı, Vanilla Ice'tı. Hatırlıyorsanız. Günümüzde geldiği nokta mainstream hip hop eşittir pop rap şu an. Bunu söyleyebilirim yani. Ve evet, bir sonraki konu başlığımıza geldik. Alternatif veya demeyeyim ikisi farklı şeyler aslında ama alternatif eksperimental hip hop başlığı. Burada şu oluyor sound bazında. Bu janr altında değerlendirebileceğimiz sanatçılar deneysel işler yapıyorlar özetle. Yani şunu söylüyorlar. Ben belli bir janrının, belli bir hip hop'un belli bir alt janrısının bütün kurallarını benimsemiyorum.
Şey, Chance the Rapper Net Pop Rap denmiş. Katılırım. Kısmen son dönemine katılırım ama başlangıçta yaratıcıydı abi. Neyse devam edeyim. Ve şunu söylüyorlar. Atıyorum. Ben gangster rap lirik de yazabilirim ama gangster rap'in sound kalıplarına uymayacağım ya da lirik konum kalıplarına uymayacağım. Ben soyut konulardan bahsedebilirim. Sound'umu illa bildiğimiz mantıkta kurallarla sınırlandırmayacağım diyen sanatçıları bu başlık altında inceliyoruz. Bayağı bir sanatçı örnek vereceğim. Saul Williams girmez değil mi abi buraya? Ya aslında sokabiliriz yani niye sokmayalım? Düşününce. İksir sallan alternatif experimental hip hop diyebilir miyiz denmiş. Yani o Afro trap diyebilirim ona ya herhalde tam. Ya burada zaten soundlarda daha anlayacaksınız o bahsettiğim kafayı. Her neyse burada özellikle tersten başlayıp gideyim. 2000'lerin başında Anticon, Def Jux pardon, Rhyme Sayers, Fat Beats gibi label'lar ağırlıklı olarak alternatif rap sanatçılarını bestelediler, eksperimental rap sanatçılarını bestelediler. Önce buna bir değineyim, sonra isim vermeye başlayayım. Buradaki skalanın, burada da çok örnek dinleyeceğiz. Skalanın çünkü farklılığını görürsünüz ama klasik bir kalıba sokamıyorsunuz. Atıyorum MC Boom Bap beat üstüne rap yapıyor. Hani baktığınız zaman hatta gangster rap'e uygun bir beat üstüne rap yapıyor ama lirikal içerik bambaşka. Abstrakt bir şeyden bahsediyor, soyut bir şeyden bahsediyor yani. Hani bu gibi örnekler verebilirim size. Abstract Root, Aesop Rock, Atmosphere, Dilated Peoples, Blackalicious, Danny Brown, Buck 65, Bus Driver, Cannibal Ox, erken dönem Chance the Rapper, yine erken dönem Childish Gambino. Son dönemine çünkü pop rap'e sokarım onun da. De La Soul, Doom 3, Hero ki Golden Age döneminde zaten bu janrının temellerinde Hero'dan yani Del the Funk, Homo Sapien dinlemiştik geçen hafta. Bir de Souls of Mischief dinlemiştik Hieroglyphics grubundan zaten biliyorsunuz. Rahmetli ID, Run the Jewels, Flying Lotus, Sage Francis, çoğunuz Sagopa Kajmer'den biliyorsunuzdur bu ismi. Stop Biting Atacağım Mali bu arada. Chat'te sormuşsun. Greaves, Kenan, Lupe Fiasco, Little Brother, Brother Ali, Chaos, Macklemore ki kendisi mesela bu janrada da mainstream olabilirsiniz. Yani, albüm ağırlıklı alternatif pop, eksperimental seviyede olsa da mesela Thrift Shop parçası güzel bir pop rap örneğiydi ve Grammy aldı biliyorsunuz yani. Rahmetli Mac Miller, Murs, MF Doom, Mr. Leaf, prodüktör olarak No ID ve Madlib, yine Odd Future girer burada da alternatife. People Under the Stairs, RJD2, C-Raised Walls, Death Grips, Kamu Tao, rahmetli yine, Sayrock, POS, Salmon, Micah 9 gibi isimleri size bu janrı altında örnek olarak verebilirim. Veroslio, görüşürüz, kendine iyi bak. Dediğim gibi sen müsait olduğunda bana yazarsın. Örnekler dinlemeye başlayalım. Albüm önerilerinde de yapacağım, ekleyeceklerim de olacak ama dediğim gibi alternatif ve eksperimental hip hop sahnesini belli kalıplara bağlı kalmadan müzik yapma kaygısı güden insanlar olarak değerlendirebilirsiniz yani. O zaman ilk örneğimize geçiyorum. Aesop Rock, None Shall Pass. Aesop Rock benim de çok sevdiğim bir sanatçı ve dedim kısaca örnekler vereceğim yine çünkü buradan bayağı bir örnek dinleyebiliriz. En az 6-7 parçaya bakarız bu başlık altında mesela. Ve mesela beat'i farklı bulmuşsunuzdur. Hani beklediğimizden çok daha yüksek tempoda bir beat. Farklı bir vokal tarzı var. Ve Aesop Rock için size enteresan bir trivia bilgi vereyim mesela. Bir üniversitenin yaptığı araştırmada mesela kendisi gelmiş geçmiş en fazla farklı kelimeyi şarkılarında kullanan insan. Lirikal manada. Soru gelmiş, bizden kimi sayarız deneysel? Ağaçkakan'dan başka gelmiyor benim aklıma şu an diye. Abi M4NM yani Ağaçkakan ve ekibi ve Etlik Punch aklıma ilk gelen isimler olur açıkçası. Teknosak olabilir, evet Grup Ses Beat, o tayfalar olabilir. Faiz lobisi, dolar benim yüzümden artmıyor, özür dilerim, selamlar demiş. Hoş geldin abi. Sıradaki parça sizin beatini çok iyi bildiğiniz bir parça. Abstract Root ve Tribunic, Stop. Evet, hız kesmeden sıradaki örneğe geçiyorum. Murs, Yesterday and Today. Ya bir sonraki örneğe geçmeden sizin de gördüğünüz üzere burası biraz daha hip hop kültürünün biraz beyefendi salon çizgisi tarafı diyebilirim size. Biraz daha beyefendi yüzü burası.
bu janra. Sıradaki parça Atmosphere Trying to Find the Balance. Nurse Samurai hoş geldin. Ice Hop Rock'ı en başta bu janrayı örnek olarak açtım. Nanshell Pass'i açtık. Ama yani zaten bir önceki yayın 5,5-6 saate koştuğu için bu yayında böyle 3,5 bütün şarkıları 3,5-4 dakika boyunca dinlemeden hızlı hızlı geçiyorum. YouTube playlistinden vereceğim daha detaylı listeleri. Sıradaki isim Greaves Let the Devil In. Daha az gangstalık, daha bilinçli hip hop diyebilirim bu janra için. Endüstriyel soundlar da çok kullanılıyor bu arada, onu da değineyim. Davullar açısından. Selam Enver, hoş geldin. Sıradaki parçaya geçeyim. Ama soruna bir cevap verip öyle geçeyim. Fazla parlak değil mi burada bütün sesler? Old school rap olabilecek bir altyapıya aslında davul falan böyle suratımıza vurmasa denmiş. Abi aslında old school'la hiç alakası yok. Sana ya Türkiye'de çok yanlış kullanılan tabir old school, new school kavramları. YouTube'da yayın tekrarı var. Hip Hop 101'in ikinci bölümü. Onu seyredersen ne demek istediğimi anlayacaksın. Sıradaki parçamız Doom 3 Drumsticks. Vakit kazanmak için hızlı hızlı geçiyorum. Sırada ölümüne çok üzüldüğüm isimlerden biri geliyor. ID ve Ability Smile. Bu başlık altında son iki örneğimize geçiyoruz. Mesela bahsettiğim Endüstriyel Sound'a çok iyi örnek olacak bir parça geliyor sırada. Run the Jewels, Run the Jewels. Evet, son örneğimize geçmeden önce Ozan'dan doğru bir çıkış geldi. Benim eklemeyi unuttuğum iki şirketi söyledi sağ olsun. Fool's Gold ve Soul Action'da bu janrı için önerebileceğim diğer iki şirket. Ve son örnek çoğunuzun favori isimlerinden biri. MF Doom. Evet. Özellikle hızlı hızlı geçtim çünkü burada bayağı bir parça dinlettim size. Çünkü burada belli bir skala yok. Keşfetmeniz gereken bir şey bu alternatif janrına biraz. Sıradaki başlığımıza geçelim. Zaten çok bir şey kalmadı. Bir yarım saat 45 dakika daha devam ederiz en az örneklerle beraber. Buradan albüm önerilerim var tabi, onu yapacağım önce. Abstract Rude ve Tribe Unique, Paint, Atmosphere, God Loves Ugly, Run the Jewels, Run the Jewels 2'yi önerdim ben, en sevdiğim albümüydü benim. Ama bütün albümlerine bakabilirsiniz. Chance the Rapper, Coloring Book, Doom 3, False Hopes, ID and Abilities, ENA, Dilated Peoples, The Platform, Ice Hop Rock, Labor Days, Mercy and Night Founder, Forever, Brother Ali, The Undisputed Truth albümlerini önerebilirim size bu başlık altında. Evet, Modern Gangsta Rap. Sıradaki başlığımız. Golden Age döneminde hatırlarsınız. Gangsta Rap'te belli bir sound'dan bahsetmiştik. NWA'de olduğu gibi ya da erken dönem Ice Cube'de olduğu gibi, King T'de olduğu gibi. Burada öyle bir sound yok. Hani öyle bir sound yok derken West Coast'taki gangster rap tam olarak değil bu bahsettiğim şey. Oraya öykünmeler fazlasıyla var. Ancak sound değişiklikleri burada belli ediyor. Yani burada East Coast rapçiler de biraz pop rap beatleri üzerine gangster rap yapıyorlar diyebilirim. Daha sert duyulan beatler üzerine. Lirikal mentalite aynı tabii ki. East Coast açısından bakarsak. West Coast bazında ise zaten yine bildiğimiz sound biraz daha evrilerek ama yine karakteristik özelliklerini koruyarak devam ediyor diyebilirim. Eto'ya da Ozan demiş ki bütün yorumu okuyayım. Takeshi'yi görünce ekrana yumruk atmak istedim. Onun yerine keşke Eto'ya da Splash'i koysaydın. Abi onu New Wave'e koydum. Hani yani New Boom Bap diyeceğimiz yeni dalgaya koydum aslında. Eto ve Splash'i de o yüzden burada yoklar. Bilindiği için insanlar merak edecek, soracak hani abi 6ix9ine peki trap mi işte mumble mı falan diye çok sorulacağı için onu burada değerlendirmek istedim. Başlıca temsilcilere 2000'den günümüze kadar gelirsek 50 Cent ve G-Unit tabii ki, Zero, Ja Rule, Freddie Gibbs, The Game, YG, Nipsey Hussle, DMX, Dipset ki Dipset'in mixtape dönemi de aslında hani pop rap'e de koyabiliriz Dipset'i ama özellikle mixtape döneminde bayağı bir gangster rap sayabilirim Dipset'i diye burada değerlendirdim. Schoolboy Q, Pusha T, The LOX, Beanie Sigel,
Babışım oradaki drill başlığı altında dinlettiğim için burada tekrar dinletmeyeceğim size ama aslında gangster rap yani o. Dave East, Vince Staples ve Tekashi 69 gibi örnekleri size verebilirim. Albüm önerilerine sonra geçeriz. Sound bazında yine geçmiş erken dönemden günümüze doğru gelelim isterseniz. Size ilk olarak dinleteceğim parça The LOX featuring Lil' Kim ve DMX Money Power Respect. Yine hızlı hızlı gideceğim. İkinci örneğimiz direkt DMX'ten gelsin. Very Who That. Evet, DMX'ten de bir örnek dinledik. Önce G-Unit mi Ice Cube mu çalayım? Hadi Ice Cube çalayım, siz şeyi daha net anlarsınız. Çünkü 90'ların gangster rap başlığı altında bir önceki hafta Ice Cube'un erken dönem Golden Age'deki gangster rap'ini duyduk. Peki 2000'lerde Ice Cube nasıl olmuş? Buna bakalım hadi. Vokal tarzı aynı ama beat değişimini anlarsınız. Bu arada Emir, takip için teşekkürler. Hoş geldin. O zaman sıradaki parça Ice Cube Gangsta Rap Made Me Do It. Evet, size 2000 öncesinden bir örnek daha dinleteyim. 2000 öncesi diyorum, pardon, 2010 öncesinden. Sonrasında daha güncele bakacağız. Biraz da oradan örnek vereceğim. Hadi iki yapayım. Çok sevdiğim iki parça var çünkü burada. İlki G-Unit, Poppin' Them Tanks. Evet, dinledik. Aslında game almıştım ama game 2000'lerden çok örnek olacak diye game açmamıştım. Bir de 98'den bir örnek verelim istedim. 2000 öncesinden hani milenyumun başlangıcı diyebileceğimiz yıllardan. Snoop Dogg, Nate Dogg, Eastsiders, Master P ve Butch Cassidy'den Lay Low geliyor. Çok sevdiğim bir şarkı ama geçen yayın gibi sizi sıkmamak adına hep bu cümleyi tekrarlar oldum bugün. Kısa kısa dinletiyorum. Bir şey, itirazınız ya da şikayetiniz yoktur umarım. Daha uzun dinlemek istiyorum ama bu sefer gece 2-3'ü buluyoruz çünkü yani. O zaman güncele geçelim. Peki güncelde gangster rap nasıl oldu 2010 sonrasında? Size buradan da 2-3 örnek dinleteyim kısa kısa. İlk örneğimiz Pusha T featuring Tyler the Creator, Trouble on My Mind. Vince Staples'ı playlist'e veririm YouTube'da diye buraya almadım abi. Üzgünüm ama ben yayından sonra muhtemelen dinleyeceğim. Benim de canım çekti. Sıradaki parçamız rahmetli Nipsey Hussle ve YG'nin Last Time I Checked parçası. Evet arkadaşlar, yakın döneme örnek olarak Nipsey Hussle ve YG'nin Last Time That I Checked parçasını dinledik. Son bir örnek verelim. Davis de aldım aslında ama hadi Freddie Gibbs vereyim. Freddie Gibbs ve Alchemist'in ortak albümünden Scotty Beam parçası geliyor sırada. Örnek olarak gangster rap'in modern haline. Evet. 2010 sonrası gangster rap'ten de 3 örnek dinledik. O zaman albüm önerilerine geçelim isterseniz. Anlaşılmıştır. Hep tekrar ediyorum ama yeni gelenler için tekrar edeyim. YouTube yayın tekrarlarında daha detaylı şarkıları size playlist olarak vereceğim. Burada dinlediğimiz örnekler dışında da. Evet, Gibbs'in 2012 öncesi Gibbs daha bir gangstaydı ama ya hala gangster rap başlığı altında değerlendiririm bu arada o zaman. Hani hemfikir olsam da değerlendiririm bence. Kişisel görüşüm tabii. Yani bu biraz hani bu listeler biraz öznel listeler. Ama siz soundları anlıyorsunuzdur. Evet, albüm önerilerine gelelim. Mustafa Ünlü, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Ice Cube, Raw Footage, 50 Cent, Get Rich or Die Tryin', Ja Rule, Veni Vedi Vesi, ya da Vici, Veni Vidi Vici, pardon. The Game, The Documentary, Nipsey Hussle, The Marathon, bütün mixtape serisini tavsiye ederim bu arada. Beanie Sigel, The Becoming, Freddie Gibbs ve Madlib, Bandana, Pusha T, Daytona, Snoop Dogg, The Last Meal, South'tan da Lil Flip ve Zero'nun Kings of the South albümünü modern gangster rap başlığı adı altında, yani 2000 sonrası gangster rap başlığı için size tavsiye edebilirim. Sıradaki janrımız aslında bu New Wave Ozan'ın dediği gibi ama ben daha rahat anlaşılması için yani sizin için böyle değerlendirdim aslında bu tarz böyle adlandırılmıyor. New Boom Bapera ve Modern Conscious yani New Wave yeni dalga. Burada Conscious biliyorsunuz politik hip hop. Geçen haftalarda değinmiştik. Bilinçli hip hop sadece politik değil aslında. Ama politik başlığı adı altında değerlendirebiliriz. New Boom Bap dediğimde ise şu oluyor. Golden Age döneminde beatler bazında bu değişim oluyor. Golden Age döneminde ağırlıklı olarak
85-95 BPM arasını çok sık görüyoruz hani klasik boom bap soundlarında. Burada BPM yine düşüyor. 70'leri Ozan daha iyi bilirsin çünkü sen bu soundta beatler üretmeyi seviyorsun. Daha çok hani 70 BPM'lere 80-70 BPM arasında düşüyor daha çok. Sampling mantığı aynı ve eskisi kadar hani klasik boom bap davullarındansa daha minimal davullar, daha alt frekans mixlenmiş davullar dinliyoruz açıkçası. Yani çok teknik tabir kullanmadan size bunu böyle anlatabilirim. Örneklerle pekiştireceğiz zaten ama. Aslında evet bu kısım da 4-5 dalda olur ama gerekirse hani anlaşılmazsa bu kısma ayrı bir yayın yaparız komple bu kısmı incelediğimiz. Kendrick Lamar'ı aslında yer yer pop rap, yer yer gangster rap de başlığı da altında değerlendirebiliriz ama mixtape dönemi ve erken dönemin tam olarak bu sound'a uydurduğum için buraya aldım kendi adıma. J. Cole yine benzer. Joey Badass. Spesh, 486 Spesh, pardon. Benny the Butcher, West Side Gun, Conway yani Griselda, Etu, Rock Marciano, Plantasia, Kea, Action Bronson, Mayhem Lauren, Currency ve Stelli ki Currency'nin ilk dönemi aslında bayağı 4 saatken sonrasında Stelli de beraber aslında son dönemde biraz bu sound'a kaydılar açıkçası. Odise burada bir isme pardon ayrı başlık açacağım. Burada Odise'yi aynen biraz Go Go'ya veya işte Experimental Hip Hop başlığı altında alabiliriz aslında bakarsak. Rhapsody, Sky Zoo. Onu da bir dönemini Hardcore Rap başlığı altına alabiliriz Underground. Ama yani şey değil, bunlar çok paralel gitmeye başladı artık son dönem. Dediğim gibi soundlar çünkü kaynaşıyor. Artık eskisi gibi keskin ayrımlar görmüyoruz. Locksmith ve Slaughterhouse. Örnek olarak verebileceğim gruplar. Ben yanlış okuyormuşum o zaman. K, K diye okunuyormuş. Ben KA diye okuyordum. Yanlış okuyormuşum. Eto'yu demin kazara yanlış okudum. Normalde onu Eto okuyorum abi. Örneklerimize geçelim. Hızlıca. İlk örnek Joey Badass Paper Trails. Evet, burada biraz daha dediğimin aksine klasik bir DJ Premier Beat'in üstüne Joey Badass dinledik. Şimdi vereceğim örnekte daha iyi anlayacaksınız. West Side Gun, Benny ve Conway'den Allah Sent Me parçası geliyor. Gelemiyor. Hadi bunu size direkt YouTube'da açayım ya. Dinletmem lazım çünkü. Bahsettiğim beat stilini burada çok daha iyi, çok daha net görmüşsünüzdür. Çok daha iyi değil, pardon. Diye düşünüyorum. Evet, burada özellikle yeni dönem Alchemist, Derringer, rock prodüktör olarak yine Rock Marciano gibi isimlerin belki biraz Harry Fraud'un etkisi burada yüksek bu sound'un gelişmesinde. J. Cole'un mesela bu parçasını ben bu sound başlığı altında değerlendirebilirim. Everybody Dies. Size mesela albümler önereceğim zaten ama bir iki örnek daha göstereyim. Son konumuza geçmeden. Mesela Kendrick Lamar'ın Duckworth parçası bence tam olarak bu sounddaydı. Son olarak size mesela şeyi açayım örnek olarak. Stelly'den Glass Garage'ı açacağım. Bunda o parçada biraz şey de var. Lo-fi etkileri de var. Stelly'yi çok sevdiğim bir MC ve en sevdiğim parçalarından biri bu. Dediğim gibi bu arada sadece yeni dalga üzerinden gitmiyorum. Yeni bir dalga ve yeni conscious. Hani modern conscious üzerinden de gittiğim için karışık örnekler veriyorum ama YouTube playlistlerinde bunları size daha ayrı ayrı vereceğim. Merak etmeyin. Daha geniş örneklerle. Conscious'tan bir şey dinlemedik fazla. Bir de size Talib Veli ve Styles P'nin Last Ones'ını açacağım. Modern conscious için. Golden Age'de çünkü Black Star dönemini de dinledik Talib Veli'nin. Bir de yeni dönemine bakalım. Daha net anlayacaksınız muhtemelen. O zaman Talib Veli ve Styles P Last Ones geliyor. Tabii bu ortak albümde Styles P etkisiyle yer yer hardcore rap esintisini de çok fazla görüyoruz. O 7 EP'de ortak yaptıkları. Ama anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Sırada albüm önerilerimiz ve sonrasında en son alışkanlığımıza geçeceğiz. J. Cole 2014, ben yine İngilizceleri sayıları Türkçe okuma hastalığı. Forest Hills Drive. Kendrick Lamar, Good Kid, Mass D. Joey Badass, Badass.
Space, The Dirty Strategies of Row, Benedict Butcher, The Plugs and Met, West Side Gun, Pray for Paris, Conway Goat, Rock Marciano, Marcialago, Action Bronson, Rare Chandeliers, Odyssey, The Good Fight, Locksmith Ali ve Joey Lortz'ın Free Agent albümlerini mesela yeni dönem 2000 sonrası boom bap için veya işte yeni dalga New Wave için size örnek olarak verebilirim. Evet, Ozan'ın dediği gibi Rome Streets veya K da girebilir o listeye ama playlist'te onlardan da parça vereceğim söz. Ve son tarzımız Modern Underground ve Hardcore sahnesi. Yani 2000 sonrasında Türkçe rap'in de çok etkilendiği bir sahne. Hani mesela burada ben kendi kişisel favorilerimden de birkaç MC koydum ama mesela burada Blue'yu da mesela alternatife taşıyabiliriz. Hani ben ya biraz onun gangsta dönemlerinden dolayı biraz buraya almış olabilirim. Ama onu eksperimental dönemine de Exile'da yaptıkları albümleri falan taşıyabiliriz aslında. Özellikle Türkiye bazında konuşursak AOTP ve Nonfiction gibi grupların La Cosa Nostra'nın çok büyük etkisi oldu. Size burada önerebileceğim isimler Duck Down'dan Sean Price'ın öğrencisi rahmetli ki benim favori MC'lerimden biriydi Sean Price. Rusty Jukes, Demigods, Flatbush Zombies, Nonfiction, Army of the Pharaohs ve Jedi Mind Tricks, Philadelphia Underground'dan, La Cosa Nostra, Swollen Members, Sean Price, Gangstar Foundation, Black Milk ki ben de çok severim, Ozan Chat de söylemiş. Bana göre efsane oldu yani Detroit tarafında. Blue, Chino Exel, Bankai Fem, Dead Prez, Immortal Technique ve Cormega gibi isimleri size 2000'den günümüze bakarak verebilirim yani bu başlık altında. Burada da yıllara bakarak örneklerle gidelim isterseniz. Yine. Ya burada örneğe geçmeden önce şunu söyleyeyim. Günümüzde sizin underground veya hardcore hip hop diye bildiğiniz sound aslında hani 90'lar sonrasında bu sound. Klasik boom bap ritimleri, havalı rhyme'lar ve işte sert rap'ler dediğimiz sound'lar burada devreye giriyor. Hani işin içinde politika da var. Yer yer mafyozo rap giriyor hala. Hani skala bu şekilde. Hani lirikal bir sınırı yok. Bu sound'la lirikal bir sınırı yok açıkçası. O zaman örneklerimize geçelim. İlk örneği mesela Army of the Pharaohs'un Tear It Down parçasından vereyim. Sizin de sevdiğiniz, bildiğiniz bir grup. Türkiye'de popülerler. Yine hızlı hızlı gidiyorum. Zaten Winnie Paz özelinde ve mesela Outer Space özelinde bayağı Türkiye'de kitlesi olan bildiğiniz bir grup olduğu için tamamı dinlemeye gerek yok. Benim favori MC'lerimden bir tanesi geliyor sırada rahmetli. Sean Price. Genesis of the Omega. Huzur işinle uyusun. Çalışma fırsatı elde edebildiğim için gurur duyduğum isimlerden biri. Hani sağ olsun parça yapabilmiştik. Çok erken be. Üzüldüm yine. O hoş geldin Ege. Ne yapıyorsun? Bizim de pek izlenmesi düşük olan yayınlarımızdan birinde hip hop kültürüne giriyoruz. Cuma günleri gibi ateş etmediğimiz için bunda izleyici biraz az. Ölüm sebebi neydi diye sormuş Baran. Ya uyku apnesi. Uykusunda sağlık problem ya kilosu vardı zaten. Hani bir nefes alma problemi vardı. Uyku apnesiydi abi. Maalesef kaybettik kendisini uykusunda 43 yaşında. İyidir, sağ olasın. Sıradaki örneği biraz daha eskilerden verelim. Bunlar biraz Army of the Pharaohs 2007 idi gerçi de. Sean Price 2013 ya da 14 olması lazım. Sıradaki parça Swollen Members Dark Riders. Bu da Türkiye'de bir dönem bayağı sık freestyle'lerde ve konserlerde kullanılmış bir beat. Muhtemelen hatırlayacaksınız. Evet. Kısa geçiyorum yine. Şey, Ozan'ın söylediği gibi Swollen Members kadar birbiriyle alakası olmayan 3 adam görmedim. Moka Only nerede? Mad Child nerede demiş. Hakikaten Mad Child sonrasında horrorcore'a kaydı. Hatta günümüzde çok daha farklı mainstream'e yakın işler yapıyorken Moka örneğin bayağı eksperimental kafalarda takılıyor. Zaten Swollen Members diye bir şey kalmadı yanlış hatırlamıyorsam. Hani aktif olarak dağılmadılar ama ortak bir üretim görmüyorum çok uzun süredir. Evet, bir eski bir yeni örnek daha dinleyelim Underground'dan sonra yayınımızı kapatalım isterseniz.
Önce eski gelsin. Nonfiction ve DJ Premier. Rockstars. Evet. Bu, Nonfiction de enteresan bir gruptur. Mesela dağıldıktan sonra Gore-Tex ve Ill Bill ağırlıklı olarak horrorcore sound'unda ilerlemişken Sabbath Red mesela Conscious'a kaydı. Orada da Swollen Members'e kadar olmasa da üyeler arasında böyle %100 bir uyum var diyemem yani. Baştan beri buradayız. Yine bomba bir program. Çok teşekkür ederim. O zaman mesela ilk Conscious'la kapatalım istiyorsanız. Hani kapatalım derken örnek verme olayını. Yoksa yine albüm falan önereceğim yani. İlk Conscious Self-Savior geliyor sırada. Buna da mesela yakın dönemdeki underground kafasını anlamanız için bir örnek olarak bakabiliriz. İlk Conscious Self-Savior. İlk Conscious bana fazlasıyla AZ'yi hatırlatıyor. Siz ne diyorsunuz bu arada? Şikayetçi değilim gerçi ama. Evet, örneklerimizi dinledik. Albüm önerilerine geleyim. 2000 sonrası hardcore ve underground sahnesi için. Demigods, Killmatic, Jedi Mind Tricks, Violent by Design ki en sevdiğim albümlerinden biridir. Nonfiction, The Future Is Now, Swollen Members, Bad Dreams, La Cosa Nostra, A Brand You Can Trust, Slaying vs. Terminology, Anti-Hero, Sean Price, Mike Tyson, Cramp Snatcher, The Resurrection of the Golden Wolf, Chino Exel, Reconstruction, kötü bir kelime oyunu var orada. J. Royal, The Ivory Stoop, Cormega, Hustler, Rapper, Snowgoons Dynasty. Albümlerini size önerebilirim. Daha çok fazla albüm var ama dediğim gibi playlistlerde size bunları vereceğim. Evet, yayınımızı bitirdik ve hip hop tarihinde bitirmiş olduk. Haftaya beef dosyası konusu var. East vs. West'e gireceğiz. South Bronx mevzusuna gireceğiz. Juice Crew vs. Boogie Down Projects'e gireceğiz. Güncele bakacağız. Haftaya böyle bir yayın planlıyorum. O zaman herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Yarın Mali ile beraber haftalıkta çıkmış Türkçe rap işlerine bakacağız. Saat 9 gibi yayında oluruz. En eğlendiğimiz program o oluyor. Gelin derim vaktiniz varsa. Herkese iyi geceler.